Ömer Çelik konuşuyor, AK Parti sözcüsü. Bir dinleyelim, sonra devam edelim. Büyük milletimizin her bir ferdine gecenin bu saatinde bir kere daha saygılarımızı sunuyoruz. Bütün dünyanın Türkiye seçimlerini, Türkiye'deki seçim sonuçlarını izlediği, Türkiye'nin yine her bakımdan olduğu gibi demokratik süreçler bakımından da kilit bir ülke olarak öne çıktığı bir gece yaşıyoruz. Tabii yıllardır Türkiye'de seçim yapılıyor. Gerekli tecrübe ve gerekli olgunluk milletimizde bütün dünyaya örnek olacak şekilde mevcut. Aslında milletimizin sahip olduğu, hangi partinin tabanından olursa olsun her bir vatandaşımızın sahip olduğu bu olgunluk ve bu tecrübeyle, buna saygı duyarak, bu tecrübenin gereklerini yerine getirerek hareket edilse, herhangi bir şekilde bir stresin, bir tansiyonun Türkiye'de üretilmesi mümkün olmayacak. Öncelikle bu sandıklara sahip çıkma konusunda gerek bugün oy vermeye giderek gerekli iradeyi koyan vatandaşlarımıza, gerekse ondan sonra sandıklara sahip çıkma konusunda her kesimden bu iradeyi gösteren, demokrasimize sahip çıkan, siyaset kurumuna sahip çıkan her görüşten, her kesimden vatandaşımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Çünkü siyaset zaten millet için yapılır, toplum için yapılır ve milletin her bir ferdinin hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun, hangi partiden olursa olsun, Türkiye'nin demokratik tecrübesine sahip çıkması en büyük kazanımlarımızdan, en büyük hazinelerimizden bir tanesidir. Seçim süreci boyunca ufak tefek olaylar oldu ama bugün en önemli gündü, seçim günüydü. Allah'a şükür hiçbir problem yaşanmadı. Bu sebeple emniyet güçleri, jandarma güçlerine, bütün görev yapan güvenlik güçlerine de teşekkür ediyoruz. Tabii YSK görevlileri görevlerini titizlikle yapıyorlar, bunun farkındayız. Bunun yanı sıra şu anda gazeteci arkadaşlarımız, özellikle objektif bir biçimde aktarmaya çalışan, verilerin doğru anlaşılmasına çalışan, herhangi bir siyasi manipülasyon ya da angajman içerisinde olmaksızın doğru anlaşılması için gayret eden gazeteci arkadaşlarımıza, yorumculara, tabii ki kamu araştırmacılarına da bu bakımdan teşekkür ediyoruz. Tabii bu dönem tarafsız gazetecilik, yorumculuk ya da kamuoyu araştırmacılığı açısından da manipülasyonların çok olduğu bir dönem oldu. İnşallah onlar seçimler geçtikten sonra dikkatli bir şekilde değerlendirilecektir. Ama bunun dışında kalan çok kıymetli bir kesim var ki bütün bu sürecin doğru anlaşılması, demokrasinin kazanması için gayret ediyorlar. Biz de onları ekranlarda izliyoruz, takip ediyoruz araştırmalarını. Hepsine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir önceki toplantıda ifade etmiştim arkadaşlar. Sayın Kılıçdaroğlu adına konuşan Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş konuşmalarına başlarken 13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu adına konuşuyoruz dediler. Bu acaba bir sürçülisan mıydı? Hayır. Daha seçim sonuçları belli olmadan Cumhurbaşkanlığın kim olduğunu ilan etmek şeklindeki bu cümleyi 5-6 kere kurdular. Peki 5-6 kere kurulan bu cümle bir sürçülisan mıydı? Hayır, sürçülisan değildi. Bunun kasıtlı yapıldığı, bilinçli yapıldığı belliydi. Çünkü seçimin sonucunun ne olacağına dair kendilerince bazı argümanlar ürettiler. Aslında yapılması gereken şudur: siyasi nezaket, siyaset adabı icabı, henüz milletin iradesi tam olarak tecelli etmemişken, oylar sayılıyorken, sandıkların tamamı açılmamışken, milli iradeye saygı, bütün siyasi partilerin... Bu ifadeyi kullandıkları basın toplantısından sonra çıktıkları ikinci basın toplantısında özür dilemeleri gerekirdi. Ama bunu yapmadılar. Bu maalesef Türk siyasi hayatına çok büyük bir yanlış, vahim bir yanlış olarak geçmiştir. Oy sayım süreci devam ediyor. Tabloya baktığımızda Cumhurbaşkanımızın açık ara önde olduğu, güçlü bir pozisyonu olduğu net bir şekilde görülüyor. Buna rağmen biz seçim sonucu şudur diyerekten bir açıklama yapmıyoruz. Çünkü milli iradeye saygılıyız, demokratik sürece saygılıyız. Bu süreci yürüten
kurumların hukuki niteliğine ve yetkisine saygılıyız. Bu çerçevede her zaman söylediğimiz şudur. Sürece saygı gösteren sonuca da saygı gösterir. Şu anda CHP tarafından sürece saygı gösterilmediğini, burada uyarmamıza rağmen herhangi bir özür dilenmediğini görüyoruz. Millet iradesi tam olarak tecelli etmemiş, sandıklar sayılmaya devam ediliyor. Ama şöyle bir argüman geliştiriyorlar. İşte biz 13. Cumhurbaşkanı şu kişi adına burada konuşuyoruz. Bu milli iradeye saygısızlıktır, seçmen iradesine saygısızlıktır. Ve bu sonucu berrak bir şekilde ortaya çıkaracak bütün sürece saygısızlıktır. Biz bunu en köklü bir biçimde reddediyoruz. Tabii bunu yaparken şöyle bir yaklaşım üretiyorlar. Onlara göre Anadolu Ajansı'nın verileri yanlış. Bunu söyleyebilir mi? Bir siyasetçi çıkıp söyleyebilir. Bunu kabul eder misiniz, etmez misiniz? Bu herkesin takdir hakkıdır. Kurum açıklamayı yapar. Biz de sürekli olarak bütün siyasi partilerin verilerini yok saymalarını, Anadolu Ajansı'nın verilerini yok saymalarını, zaten son zamanlarda sık sık yaptıkları gibi devlet kurumlarıyla bu şekilde bir polemiği siyaset biçimi haline getirmelerini altını çiziyoruz. Ama peki ben şu kurumun verisini beğenmiyorum ya da şu partinin verisini beğenmiyorum diyebilir mi birisi? Tabii ki diyebiliriz. Kendisinin bileceği iş, o kendisini bağlar. Ama arkasından tutup sadece verilerin esas kabul edilmesi gerektiğini ifade ederek bizdeki verilere göre seçim sonucu şudur. Cumhurbaşkanı da şu kişi seçilmiştir. Peki elinizdeki veriler tam mı? Hayır, tam değil. Bir takım ıslak imzalı var ama bir de işte Ankara'dan, İstanbul'dan, İzmir'den gelecek oylar var. Onlar da üstüne koyduğumuzda bu durumda ortaya... Alo, notarı getiriyorsun abi. Kapandı, kapanacak vallahi kamera. Şudur. Bunu niye ısrarla yapıyorlar? Önce bu şeyle başladı. Bir kısmı yeni, bir kısmı daha önceden duyulmuş, duyulmamış. Bir takım anketler yayınlamaya başladılar. Kendilerine böyle çok yüksek puanlarla bir ta seçime girmeden zafer ilan etmeye başladılar. Arkasından buna benzer kampanyalar sürdü. Şimdi de bugün iki belediye başkanı çıkıyor. Anayasal kurumların içinde olan kişiler bütün bu süreçleri görmezden gelerek 13. Cumhurbaşkanı diye Kılıçdaroğlu'nu ilan ediyorlar. Peki veriler ne gösteriyor? Cumhurbaşkanımız önde. Yani biz bu durumdayken, rakamlar bu durumdayken, gerçekler bu durumdayken çıkıp da seçim sonucu şudur demiyoruz. Çünkü sandıkların tamamı açılmamış. Milli irade tecelli etmemiş. O sandıklara, açılmamış sandıklara oy atmış vatandaşlarımızın iradesini görmemişiz. Onların iradesini yok sayacak, onların oylarını yok sayacak bir yaklaşım içerisine girmeyi demokratik terbiye ve demokratik adab açısından en sakıncalı iş buluruz. Ama şimdi ne demokratik terbiyeye, ne demokratik zihniyete, ne demokratik adaba uygun olmayan bir strateji izleniyor. Ve burada yapılmak istenen şey de şu. Bir yenilgiye altlık hazırlıyorlar. Bir yenilgiye gerekçe hazırlıyorlar. Kendi verilerine göre kendilerini galip ilan ediyorlar. Ama gerçek veriler YSK tarafından açıklandığı zaman, bu gerçeklerle yüzleştikleri zaman ortaya çıkacak tablo karşısında mahcup olacaklar. Bu mahcubiyeti gizlemek için bir gerginlik stratejisi üretmeye çalışıyorlar. Bu ne zaman başladı? Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçim gecesi sokaklara çıkmayın demesiyle başladı. İşte seçim gecesindeyiz. Vatandaşlarımız sokaklarda. Bütün vatandaşlarımız okullarda, oy sayım yapılan yerlerde, oy sayımının yapıldığı yerlerde. Herhangi bir gerginlik var mı? Yok. İşin doğası gereği bazı basit tartışmalar olabiliyor. Geçmişte daha sakıncalı şeyler de oldu ama Türkiye seçim yapabilen, bunu şeffaf bir biçimde yapabilen ve bunu sonuçlandırabilen bu demokratik terbiyeye ve demokratik kültüre sahip bir ülke. Dolayısıyla vatandaşlarımızın zaten ortaya koyduğu bu iradeye, bu demokratik kültüre saygı göstermek herkesin vazifesidir. Herkesin boynunun borcudur.
Biz siyasetçilerin varlık sebebi vatandaşımızdır. Onların taleplerini, onların görüşlerini siyasi temsile çevirmektir. Bütün bu süre boyunca da, seçim kampanyası boyunca da bunu yaptık zaten. Onların taleplerini, görüşlerini nasıl siyasi temsile çevireceğimizi gittik kendilerine anlattık. Bugün son sözü vatandaş söyledi. Yeter söz milletin, yeter karar milletin ilkesi çerçevesinde. Söz de vatandaşımızın, karar da vatandaşımızın. Bunu saygıyla beklemek varken saatler öncesinden 4-5 kere aynı ifadeyi kullanarak sonuç ilan etmeye çalışmak, arkasından da kendi partilerinin bir kısmı ellerinde olduklarını söyledikleri, bir kısmı da işte şuradan buradan gelecek dedikleri verilerini ortaya koyarak, bütün devlet kurumlarının verilerini, diğer siyasi partilerin verilerini yok sayarak, bütün Türkiye'nin kendi verilerini kabul etmesini talep ederek böyle bir dayatma içerisine girmelerinin arkasındaki gerginlik stratejisini görüyoruz. Buna hiç gerek yok. Demokratik kültür açısından yanlış bir şey. Sonuçta vatandaşımız karar verecek ve biz o kararı başımızın üstünde, alnımızın üstünde taşıyacağız. Bu ülkenin en büyük zenginliği iktidarın nasıl oluşacağına, Türkiye'nin kimi yöneteceğine vatandaşın karar vermesidir. Öbür türlü herhangi bir şekilde milli irade tam olarak tecelli etmeden, sandığın iradesi tam olarak ortaya çıkmadan birisine çıkıp da 13. Cumhurbaşkanı şudur ve biz onun adına konuşuyoruz diyerekten kendilerine yetki atfetmek, bu da bir vesayet biçimidir ve son derece yanlıştır. Biz bu vesayet biçimleriyle, bu gerginlik stratejileriyle mücadele etmekte, bunları engellemekte, bunlara müsaade etmemekte deneyimli bir siyasi kadroyuz. Bütün vatandaşlarımız müsterih olsunlar, moralleri düzgün olsun, gayet neşe içerisinde olsunlar, huzur içerisinde olsunlar, bütün vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Sandık siyasetin namusudur, sonuç tecelli edecek, hepimiz de onu saygıyla karşılayacağız. Dediğim gibi Cumhurbaşkanımız çok önde olmasına rağmen, Cumhur İttifakı ve AK Parti çok önde olmasına rağmen biz milli iradeye duyduğumuz saygı gereği sonuç şudur demiyoruz. Diğerlerinin de bunu yapmasının bir başka tür vesayet biçimi olduğunun altını çiziyoruz. Bütün vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Her şey yolunda gidiyor. YSK işinin başındadır. Bütün siyasi partilerin temsilcileri sandık başında nöbet tutmaktadır. Vatandaşlarımız Türkiye'nin demokrasisine sahip çıkmaktadır. Bütün bir millet demokrasisine sahip çıkmaktadır. Bununla gurur duymalıyız. Bununla onur duymalıyız. Bunu en büyük zenginliğimiz olarak titiz bir biçimde korumalıyız. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Arkadaşlar teşekkürler. Uzun bir gece.